Şimdi sizinle atölyede yeni bulduğum bir şey paylaşmak istiyorum. Biz genelde böyle şişelerimize beyaz permanentli kalıcı kalemle tarihi yazardık. Nane sirkesi Haziran 2011'de yapılmış. Domates salçamız 7-9-2011'de yapılmış. Böyle aşağıdaki ofiste biz böyle kara tahtamız var. Her şeyi ona yazıyoruz. Onları böyle nasıl ayırırız derken benim aklıma elektrik bandı fikri gelmişti. Sonra gel zaman git zaman o elektrik bandına bakarken ya ben bunları niye kavanozlarda kullanmayayım diye düşündüm. Şöyle elektrik bantlarını uzun şeritler halinde kesip üzerine yapıştırınca hem çok güzel bir renkli renkli oluyor. İstersek bir tane de hatta kırmızı da koyabiliriz. Şimdi bir parça da böyle kırmızı bantı yerleştirip mesela bu benim kızılcık reçelim. Kızılcık reçelime siyah kalemle, bu hani CD'lerin de üzerine yazdığımız kalemle kızılcık reçeli. Ve Kasım 2011 yazabiliyoruz. Eğer özel birine bir şeyler hediye etmek istediğimizde de ona mesela Refika'ya sevgilerle, Alp'e sevgilerle gibi yazılabilir. Bu şekilde yapıp hazırlayabilirsiniz. Farklı farklı renkleri var. Mavisi, beyazı, kırmızısı, grisi, fıstık yeşili, farklı farklı renklerle siz istediğinize göre, zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Böylece bu şekilde hem renkli ve keyifli kavanozlarınız oluyor. Ola ki bu kavanozu bitirdiniz, cırt bandı çıkarıp istediğinizi tekrardan pırıl pırıl yazabilirsiniz. Bu şekilde hem şenlikli hem de renkli bir mutfağınız olabilir.